etrafımızda olan bitenlerle nasıl ilgilendiğimiz hayattaki performansımızı, başarımızı çok etkiliyor bence. Maalesef çoğunluk etrafında olan bitenle hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Günlük hayatını yaşıyor. Akşam gelince televizyon dizisini izleyip kapatıyor. Günü bitiriyor. Bir diğer grup insan biraz ilgili olan bitenle Twitter'dan bir iki şeye bakıyor. Sosyal medyadan takip ediyor. Televizyonda bir haber kanalını veya bir yorum programını izliyor ama onu orada bırakıyor. Bir kısım insan yeni bilgilere büyük tutkuyla yaklaşıyor. O tutku bir süre sonra belli konularda ekstrem tutkulu fikirlere dönüşüyor. Adeta bir inatlaşma unsuruna dönüşüyor. Bir diğer grup insan da bütün bu bilgileri dinliyor, topluyor. Sonra da esnek düşünceyle bunun üzerine karar veriyor. Bunu böyle bir toplumsal piramit olarak düşünecek olursak en dipte en büyük kitleyi maalesef ilgisizler oluşuyor. Onlar bolca geviş getiriyor diyelim. Onun hemen üstünde ilgililer var. Her şeyde biraz ilgililer ama herhangi bir konuda bir tutkuları yok. Harekete geçmiyorlar. Fazla da kafa yormuyorlar. İlgileniyorlar, dinliyorlar. İşte o kadar. Bir üst katmanda ise bolca fanatik ekstrem insan var. Bunlar bir şey kafaya takıyor. Onun ekstrem taraftarı hale geliyor. Her yerde onu savunuyor. Görüşlerini esnetmiyor, değişmiyor. En üstünde piramidinde çok az sayıda esnekler var. Şimdi diyebilirsiniz ki piramidin en üstündekiler herhalde en başarılı insanlar. Pek öyle değil. Çünkü bu hayatta hem ekstrem inatçılara çok büyük başarılı olma fırsatları var. Doğru alanı seçerlerse hem de esneklere. İşte bugün bunun üzerine duracağız. Diyorsanız ki peki bu ilgisizler ve biraz ilgililere ne olacak? Onlarla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Toplumu genel orada zaten o yüzden sürünüyorlar. Hazırsanız başlıyoruz. Peki etrafımızdaki dünyayla ilgili olmakla başarı arasındaki alaka ne? Alaka çok bariz. Etrafımızda teknolojik gelişmeler var, ekonomik gelişmeler var, yatırım fırsatları var, riskler var, makroekonomik sorunlar var, politik değişimler var. Bunları erken öngörenler doğru kariyer kararları veriyor, daha doğru yatırımlar yapıyor, kendini geleceğe daha iyi hazırlıyor, daha doğru iş sahalarına yönleniyor ve sonuçta da daha başarılı oluyorlar. Bu kadar basit değil mi? O halde bizim de bu piramitteki yerimizi bulmamız lazım. Kusura bakmayın eğer ilgisizler veya azıcık ilgililerden bir tanesiyseniz yukarı doğru tırmanmanın yolu bulmak lazım. Her konuda değilse de birazcık ilgi duyabileceğiniz alanda biraz daha derinleşmekte fayda var. Çünkü hayatta büyük başarı nerede görüyorsanız orada bir ekstrem inatçı var ya da çok ciddi bir esnek var. Ekstrem insanların belli konularda görüşleri var ve bu görüşleri konusunda oldukça gürültülüler. Bunu her yerde dile getiriyorlar. Dünyadaki her şeyi bu ekstrem görüş filtrelerinden bakmaya çalışıyorlar. Hep o ekstrem görüşlerini besleyecek yeni kanaatlere, yeni sonuçlara varıyorlar. Bilgi ne olursa olsun. Ekstrem insanlar bu yönden topluluk inşasına son derece kuvvetliler. Çünkü insanoğlu ekstremleri takip etmeyi seviyor. Bir konuda çok kararlı, çok inatçıysanız ilgi çekiyorsunuz. Çünkü insanlar genelde kararsızlar, günlük hayatıca sürükleniyorlar. Bir konuda süper kararlı, sanki bu konudaki her şeyi biliyormuş gibi konuşan insanları takip etmeyi seviyoruz. O yüzden ekstremlerden mesela iyi siyasetçiler çıkıyor. Ekstremlerden iyi kanaat önderleri çıkıyor. Bu konuda son derece kuvvetliler. Ekstremler aynı zamanda sosyal medyada da başarılı oluyorlar. Herhangi bir konuda çok sert iletişimler yapan, sert paylaşımlar yapanları takip etmeyi seviyoruz. Komplo teorisyenleri de buna giriyor benim gözümde. Çünkü komplo teorisyenleri de ekstrem fikirler anlatıyorlar. Dünya batacak diyorlar. İşte büyük aileler diyorlar vesaire. Bunu besleyecek dünyanın saçma zırva bilgisini bir araya getiriyorlar. Bir gürültü yapıyorlar ama o kadar ekstremler ki kendilerine ilgi çekmeyi başarıyorlar. Esneklerin yeni bilgiyle etkileşimi çok daha farklı. Evet, onlar da belli konularda kanaat sahipler. Hatta bazen inatçı da olabiliyorlar. Benim Tesla ve Bitcoin inatçılığım gibi. Ama yine de etraftan gelen yeni bilgiyi dikkatle takip ediyorlar. Onu filtresiz, ön yargısız olarak bakıp kendi daha evvel oluşmuş kanaatlerini tekrar masaya yatırıyorlar, sorguluyorlar. Ve yeni gelen bilgi o kanaati değiştirecek güçte ise değiştiriyorlar bundan. Utanmıyorlar. Dönek deseniz de utanmıyorlar. Mesela hatırlarsanız ben bu yılın başında kriptoya her ay 1000 dolar para yatıracağım dedim. Sonra Temmuz ayında vazgeçtim bundan. Çünkü o yatırım dönemindeki varsayımlarımı kökten değiştiren dünyada ekonomik gelişmeler oldu. Kripto pazarında skandallar yaşandı. O durumda hala öyle devam edeceğim demek, işte o artık bence gereksiz inatçılığa giriyor. Tabi bunun bir bedeli var. Fanatik kitle pek oluşturamazsınız. İnsanlar sizin kanaatlerinizi sık değiştirdiğinizi görüp biraz güvenini kaybederler. Ama yatırımcıysanız kimin umurunda? Çünkü yatırımcı en doğru yatırım kararlarını alması gereken bir insan. Orada inatçılığa yer yok. Kısmen var ama tam yok. İşte tam da bu nedenle ekstrem inatçılardan süper girişimciler çıkarken biz esneklerden de iyi yatırımcılar çıkıyor. Gelin şimdi bunun detayına biraz gelelim.
Çok başarılı girişimcilerin ortak özelliği ne? Yatırımcılarına çok para kazandırıyor olmaları. Yani yatırımın geri dönüşü çok yüksek oluyor. Bu nasıl olabiliyor? Başkalarının üzerine uzlaşmadığı fikirleri alıp büyüttükleri için bunu becerebiliyorlar. Birkaç örnek verelim. 2000'lerin başında internetin bu kadar büyüyeceğine kimse inanmıyordu. Orada ticaret yapılmaz diyordu. Jeff Bezos girdi, Amazon'u kurdu. 2004'e geldiğimizde kimse elektrikli araçların bir geleceği olabileceği inanmıyordu. Elon Musk girdi, Tesla'yı kurdu. 2008'de araç paylaşımı deseniz insanlar gülerdi. Çıktı bir girişimci, Uber'i kurdu. 2009 yılında bir seyahat gittiğinde otelde kalmak dışında opsiyon yoktu. Öyle kimsenin evinde kalmak, paylaşmak falan söz konusu değildi. Çıktı 3 girişimci Airbnb'ye kurdular. Ve en sonunda Vitalik Buterin diye bir adam çıktı. Akıllı kontratları bu dünyaya kabul ettirdi. Milyarlarca dolar üretti. Yani bu tip iyi fikirler aslında ilk başta saçma gözüküyorlar. Kimsenin kafasından yatmıyor. Ama sonra inatçı bir girişimci, ekstrem düşünceli bir girişimci işin peşini bırakmıyor. Bu ne fayda sağlıyor? Bu kendine yeni elemanlar çekiyor, yatırımcılar çekiyor. Bir fanatik topluluk, bir kitle oluşturuyor etrafında. Bütün bunlar da onu girişimcilikle başarıya götürüyor. O nedenle gerçek bir inatçıysanız, belli konularda ekstrem fikirleriniz var ve dünyanın gerisi bunu kabul etmiyorsa sizden bir girişimci olabilir veya da biraz önce bahsettim. Belki bir sosyal medya influencer olmayı veya bir siyasi lider olmayı seçebilirsiniz. Ama sizden muhtemelen iyi bir yatırımcı olmaz. Daha belki bir videoda başarılı yatırımcıların en büyük özelliğin sabır olduğunu söylemiştim. Ne demek sabır? Doğru şirketi seç, hisseyi al, çok uzun süre bekle. Bu biraz inatçılık anlamına gelmiyor mu? Elbette geliyor. O yüzden yatırımcılıkta da bir miktar inada yer var. Ekstremliğe yer var. Ama piyasadan gelen veriler, o şirketteki gelişmeler, teknolojinin gittiği yön, rekabet, tezinizi haksız çıkarıyorsa o zaman vazgeçmeniz lazım. O zaman yapmanız gereken şey sat düğmesine basmak. Bu piyasada uzun zamandır yer alıyorum ve ne zaman bir konuda ekstrem bir fikre kapıldıysam ve onu estet bilirsem para kaybettim. Bunu aşağı yukarı 2,5 sene önce pandemi başladığında dünya çökecek diye sandım. Hisseleri sattım. Yükselişe uzun süre inanmadım. Dünyanın fırsatını kaçırdım. Bu yılın başında borsalar çökmeye başladığında bu çöküş geçici olur tekrar geri geleceğiz dedim. Yine yanıldım. Çünkü herhangi bir fikre kendinizi aşırı kaptırırsanız, filtrenizi çok kapatırsanız para kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu nedenle esnekliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Dünyaya anlama, veriyi anlama, bu veri çerçevesinde yatırım tezimi değiştirme, güncelleme peşindeyim. Tesla ile ilgili yatırım tezimi değiştirecek bir gelişme yok. Bitcoin'e ilgili bazı şüphelerim var ama yatırım tezim hala yerli yerinde. Oysa işte 1000 dolar her ay 10 tane kripto yatırma stratejim temelden çöktü. Çünkü gelen veriler yatırım yaptığım bazı kriptoların düpedüz sahtekarlık olduğunu gösterdi. Luna örneğinde olduğu gibi ve bir yandan da makroekonomi dünyadaki köklü bir değişimin önünü açtı. Bunda varsayım yıkıldı. İşte ondan dolayı da vazgeçtim. Esneklik de inatçılık arasında doğru bir dengeyi bulmak lazım galiba. En iyi girişimciler de sadece inatçı değiller. Evet, inatçılar, bir vizyonları var ama bir yandan da esnekler, gelen bilgiye göre fikri değiştiriyorlar. Müşteriden gelen veriye göre bakıyorlar, etrafa bakıyorlar. En iyi yatırımcılar da sadece esnek değil, belli konularda inat ediyorlar, inanıyorlar. Ama bunun dengesini iyi bulmak ve herhangi bir kararımızda ben şu anda inatçı olduğum için bu kararı veriyorum. Esnekliği unuttum mu bu kararı veriyorum? Onu bir sorgulamakta fayda var. Çünkü galiba esas başarı bu ikisinin dengesinde. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Umarım ilginizi çekmiştir. Her zamanki gibi ilginizi çekmişse bir like süper olur. Ve ayrıca bir yorum da yazın aşağı. Bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bir de eğer henüz yapmamışsanız bizim harika bir ücretsiz e-bültenimiz var. Gelin onu hemen takibe başlayın. Ücretsiz e-postanıza haftada 2-3 gün harika içerikler geliyor. Kişisel gelişimize çok yardımcı olacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.